başta rahmetli şehitlerimiz Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız da şehit olan İsmail Güneş kardeşimiz olmak üzere bugüne kadar rahmetli tüm gazeteci arkadaşlarımızı da rahmetle bir kez daha anıyorum. Tabii gazeteciler bizim yol arkadaşlarımız, çok sık mesai yaptığımız, çok sık beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımız. Biz basınla aramız her zaman iyi oldu. Özellikle işler basınla her daim ilişkilerimiz iyi oldu. Tabii ülkemizin gündemi yoğun. Ülke bir seçim atmosferine artık girmek üzere. Tabii biz Büyük Birlik Partisi olarak 2018 seçimlerinden beri Cumhur İttifakı'nın bir paydaşı olarak siyasete devam ediyoruz. Şu anda da partimizin yetkili kurulunu aldığı ve Sayın Genel Başkanımızın da sürekli izah ettiği gibi önümüzdeki seçimlere de Büyük Birlik Partisi kendi logosu, kendi adı ve kendi adaylarıyla girmek üzere çalışmalarımızı tüm hızla yapıyoruz. Tabii geçtiğimiz dönemlerde yoğun katılımlı miting ve kongreler gerçekleştirdik. Ben Merkez Karayolu Kurulu üyesi olarak hepsine katıldım. Çok kalabalık bir Malatya mitingi yaptık. Arkasından yine çok kalabalık bir Denizli mitingi organize ettik. En son yine açık havada Kocaeli'nde çok kalabalık bir miting organize ettik. Daha sonra işte dün İzmir, yani dün özür dilerim Bursa İl Kongremiz vardı çok yoğun katılımla. Bir hafta önce İzmir İl Kongremiz vardı çok yoğun katılımla. Şu an partimize gerçekten sokakta ve halkta çok ciddi bir teveccüh var. Tabii biz çok büyük paralar harcayıp çok büyük anketler yapacak imkanlara sahip değiliz. Ama gerçekten insanların ve halkın nabzını sokakta tutuyoruz. Beni herkes tanıyor, çarşı esnafıyım. Gerçekten son dönemde hem partimize hem Sayın Genel Başkanımıza çok ciddi bir teveccüh var. Biz de bunu devletin, milletin faydasına her zaman kullanmaya çalışıyoruz. Rahmetli Muhsin Başkan, Büyük Birlik Partisi milletin devlete uzanan eli derdi. Gerçekten biz de bu süreçte hem yerelde olsun hem genelde olsun aldığımız tüm şikayetleri, sıkıntıları devletin yetkili kurullarına iletmeye ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ve son dönemde gerçekten bunda da etkili olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ülkede siyasetten gündemde konuşacak çok fazla şey var. Ama bir de bazı gerçek de var. Ülkemiz bazı zorluklardan geçiyor. Hem devletin bekası sıkıntılarımız var. Hem gerçekten ekonomik problemlerimiz var. Biz bunların çözümünün Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı içerisinde olacağını, Cumhur İttifakı'nın bu sıkıntıları gerçekten çözebileceğini hızlı bir şekilde gördüğümüzü bildiğimiz için yani Cumhur İttifakı içerisinde yer alıyoruz. Sayın Genel Başkanımız da arz ettiği gibi önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve biz tekrar söylüyorum seçimlere kendi adımız, kendi logomuz, kendi adaylarımızla Büyük Birlik Partisi olarak gireceğiz. O yüzden bu seçimlerde halkımız bize oy verebilecek, oy pusulası da bizleri görebilecek. O yüzden biz de herkesin tekrar bu seçimde Büyük Birlik Partisi desteklerini bekliyoruz. Ben katılımınızı çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu vesileyle 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyorum. Ben bir soru sorayım. Buyurun Akif Bey. Mustafa Besteci'nin Eskişehir'den Cumhur İttifakı'nın birinci sırada milletvekili adayı olabileceğine dair yorumlar var. Şimdiye kadar da bu konuda bir yalanlama gelmedi. Sizin bir duyumunuz var mı? Bir doğrulama da gelmedi. Sayın Genel Başkan'ın takdir edildiği seçim bölgesi Ankara. Sayın Genel Başkan uzun yıllardır hem Ankara'da eğitim hayatından, öğretmenliğinden başlayarak akademik kadroyla ve bürokratla devam eden bir Ankara süreci var. Daha önce kendi adımıza girdiğimiz seçimlerde de yine Ankara'da Keçiören kendi bölgesine adaydı. En son 2018 ittifakında yine Keçiören kendi bölgesine adaydı. Sayın Genel Başkanımız bir konu arz etmedi. Ama sanırım bu da Eskişehir'de tartışılıyor, konuşuluyor. Artık hangi çevreleri rahatsız ettiyse, yani Sayın Genel Başkan'ın buradan adı olma süreci. Biz Sayın Genel Başkan'ın ağzından böyle bir konu duymadık, işitmedik herhangi bir toplantıda. Siz Eskişehir'den milletvekili adayı olmayı düşünüyor musunuz? Nasıl anlayabilirsiniz? Bu partimiz yetkili kurulları, adaylık sürecimiz henüz başlamadı. Biz bir dönem sonraki Merkez Kahve Yönetim Kurulu toplantısında bunu değerlendireceğiz. Hem aday adaylıkları hem adaylık nasıl olacak? Eğer bir teveccüh olsa, ben bugüne kadar hiçbir göreve talip olmadım. Çok uzun yıllardır Büyük Birlik Partisi içerisindeyim Ocak'tan beri. Ama bir görev verilirse de bundan da kaçmam yani. Aday adaylık başvuruları var mı? Önümüzdeki 29 Ocak'ta bu arada kuruluş yıl dönümümüz var. Partimiz 30. kuruluş yıl dönümü. Burada yapacak toplantılarda adaylık sürecimiz başlayacak. Ondan sonra hep beraber değerlendirebiliriz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Ahmet Ulupınar kardeşim ülke gündemini zaten değerlendirdi. Ağzına yüreğine sağlık. Söylenceklerin hepsini söyledi. Ben de kısaca Eskişehir'le ilgili bazı görüşlerimizi söyleyeyim.
Ama öncelikle 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Bizim için her gün 10 Ocak sizlere. Biz sizleri seviyoruz çünkü sizlerle iç içe çalışıyoruz. Çok zor bir görevi ifade ediyorsunuz. Demokrasi anlamında olsun, her türlü anlamda olsun çok zor bir görevi ifade ediyorsunuz. Biz her zaman sizin yanınızdayız, sizleri seviyoruz. Bizim için her gün 10 Ocak. Bunun haricinde Eskişehir Spor'da geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir seçim yapıldı. Yeni seçilen Erkan Koca Başkanıma ben buradan başarılar diliyorum, yönetimine başarılar diliyorum. Eskişehir Spor'umuzu kesinlikle ve kesinlikle boş bırakmamalarını rica ediyorum. Buradan devlet büyüklerimize de sesleniyorum. Eskişehir Spor Anadolu'nun en gözde bir takımıdır. Bundan dolayı sahip çıkılmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu önümüzdeki günlerde bu otoparklarla ilgili yeni bir zam gündeme geleceği düşünülüyor belediye tarafından. Bizim de buradan ricamız bu topraklarda yaşayan insanlarımızı çok fazla sıkmama adına araç sahiplerini çok fazla zaten ekonomik dar boğazın içerisinde boğulup gidiyorlar. Bir de otopark ücretleriyle sıkılmaması temennisi ediyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun.